Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2008'in test sürüşünü yapacağız. Şan Çelik Otomotiv'deyiz. Onlara da verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. İletişim bilgilerini aşağıdan bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz vesaire olduğunda onlarla görüşebilirsiniz. Şu direksiyonumuzu ayarlayalım. İlk arabaya bindiğimdeki izlenimlerimden bahsedeyim. Şu iCockpit 3D güzel. Ekranımız da güzel. Şöyle ufaktan çıkalım. Hava çok sıcak çünkü. 43 derece gözüküyor. Park freni kendini sağladı. Ya bu küçük direksiyon insanlar hani şey yapıyor ya. Nasıl acaba diye. Hissiyatı güzel. Şöyle bir şey fark ettim. Kaput düz. Hatırlarsanız videoda söylemiştim. İnceleme videosunda. Kaputu görmek güzel bir his veriyor size. Bu 1.5 dizel bir araç. 8 ileri EAT şanzımanla geliyor. GT donanımlı. Şöyle yola çıkalım. Şöyle değişik bir şey fark ettim. Diğer arabalardan farklı olarak. Fren pedalının hissiyatı biraz daha farklı. Ama güzel anlamda farklı. Böyle hafif aşağı doğru basıyorsunuz. Bir ufaktan çıkalım şöyle. Ben biraz aşağı gideyim ya. İlk izlenimlerim araba yumuşak, görüş açıları güzel. Kör nokta uyarı sistemi var zaten bu araçta. Bütün güvenlik donanımları mevcut. Biraz kullanalım, adaptif sabitlemeye falan da bakarız. Bu 3 boyutlu iCockpit direksiyon çok kapatmıyor. Hızlı deviri vesaire görebiliyorum. Kaçıncı viteste olduğumu görebiliyorum. Güzel o yönden de. Aracın içi ferah. Ya, bu PSA grubunun SUV'lerinde var. Yerden yüksek bir hatchback'teymişsiniz gibi. Bu da güzel hissettiriyor size. Direksiyon ufak dedik. Güzel. Hissiyatı güzel. Verdiği his güzel. Ufaktan orta şeride doğru çıkalım. Sağ şeride ben çok sevmiyorum. Bugün de biraz trafik var ama yapacak bir şey yok. İç mekanın hissiyatı güzel. Oturduğunuzda size verdiği his, size geri dönüşleri güzel. Bu mesela ekran hafif size dönük falan. Kendinizi arabayla bütünleşmiş hissediyorsunuz. Koltuklar rahat. Şu an mesela şerit ön bölge asistanı yakında araç var diye beni uyardı. Kokpitin sizi sarması güzel dedik. Koltuklar rahat dedik. Süspansiyon sistemine biraz düzensizliklere girdiğimiz zaman bakacağız ama yoldaki akışı arabanın rahat ve konforlu olduğu yönünde bir izlenim verdi bana. FSM'ye çıkalım olması. O taraftan geri döneriz. Aynen geri dönelim yukarıdan. Maşallah ya. Fren pedalının hissiyatı güzel ama. Ben onu söylemiştim. 1.5 dizel motor çok sesli çalışmıyor. Yani sürüş esnasında sesini hiç duymuyorsunuz. İlk çalıştırdığınızda rölantisi de o kadar böyle traktörvari değildi. Çok böyle dizelimsi değil. Şu an hangi moddayız? Ona bir şey yapamadım. Normal mod. Normal modda şu an araba. Kadranlar çok güzel ya. Dijital gösterge paneli. Direksiyonun hissiyatı vesaire. Gerçekten keyifli kullanımı. Bir SUV için beklemeyeceğiniz kadar keyifli hatta. Şuradan geri döndüm. Mesela bu düzensizliklerden falan geçiyoruz. Kamera biraz sallanıyor ama yani siz içeride rahatsınız. Konforlu bir şeyiniz var. Sürüşünüz var. Tabela tanıma sistemi var. 30 hız sınırı dedi mesela. 30'u geçtiğiniz zaman o yanıp sönüyor. Arabayı yürütmesi, yönlendirmesi vesaire güzel. Kolay ve pratik bir kullanımı var. Gaz pedalı emirlerinize güzel cevap veriyor. Şöyle hafiften bir yoklayalım. 1.5 dizel motor bu araba. Gayet güzel bir şey var. Çekişi falan yerinde. Torku vesaire güzel. Şu an mesela front assist yakında araç diye uyardı bizi. Birazdan şey de deneriz. Adaptif sabitlemesini falan da deneriz. Aracın içinde dediğim gibi konforlusunuz. Bu ekran vesaire güzel. Sürüş esnasında çok bakmamak lazım tabii. Koltukları çok güzel ya. GT Line'da özellikle bu GT donanımda yanal destekleri falan bayağı iyi. Bayağı rahatım.
Tavanımız siyah ama cam tavan olduğu için ferah bir iç mekanı var. O da güzel. Yakıt tüketimine şuradan bakalım. Ekranına. Şuradan bakalım. Şu an anlık. Bu araba 7.9 litre yazıyor ama gördüğünüz gibi 25 km saat ortalaması düşük. Yani trafikte kullanılmış çoğunlukla. Dizel motorun yakacağı maksimum, yani şehir içinde 6-6.5 litredir. Çok trafiğe girerseniz 7 litreye çıkar. Uzun yolda da 4'leri çok rahat görürsünüz. Tabii kullanım şekline de göre değişir ama genel olarak bir klasik bir kullanıcı için bu değerleri yakalamanız mümkün. Onun haricinde güzel araba ya. Ben 2008'i çok seviyorum. Özellikle bunun 1.2 turbosunun 155 beygir olanları var. Onlar çok iyi. Corolla abi ne yapıyorsun? Geç. Şanzımanın vites geçişleri güzel. 8 ileri tork konvertörlü bir şanzımanı var. Size hissettirdiği geçişler çok böyle tork konvertörlüden ziyade çift kavramaymış gibi. Buradan mı geri döneceğiz abi? Nereden dolanmış? İleriden, tamam. Aç adaptif. Adaptifi şöyle yukarıdakine mi olsun? Aşağıdan. Aşağıdan bastım. Girmedi. Okeyle ondan sonra. Arttır abi, 70 yapsaydık bunu ya. Tamam, mesela 72'ye sabit şu an. Gazı frene basmıyorum. Adaptif hız sabitleyici var. Kendi öndeki arabaya göre kendini yavaşlayıp hızlandırıyor. Şu an yavaşlıyor, yavaşlıyor. 69'a düştük. Yeniden önümüz açıldı. Yeniden hızlanıyoruz. Mesafe ayarı uzakta şu an. Önümüze araba girdi. Bunu görecek mi? Gördü ve yavaşladı. Ben frene basmadım. Bu özellik trafikte özellikle çok rahatlatıcı bir özellik bence. Yoğun trafikte ayarlıyorsunuz, kendi kendine gidiyor. Dur kalk da yapıyor diyebiliyorum. Aynen yapıyor. Mesela şu an 72 sabit gittiğimiz için kendini 72'ye ayarlıyor. Önümüze araba girdi mesela. Onu algılayacak mı? Yarım girdi şeride. Algıladı muhtemelen ama uzak olduğumuz, yani mesafe olarak uzak seçtiğimiz için yavaşlama gereği duymadı. Görüş açıları güzel dediğim gibi. Özellikle şu ayna arka camı tam dolduruyor. Yan aynalarda güzel. Kör nokta var zaten siz görmediğiniz yerde. O sizi uyarıyor. Onun haricinde ses sistemine bir bakalım ama telif de yemeyelim. Şöyle açalım biraz. Şu an 20'de. Yani bu arabada fokal yok. Normal ses sistemi var. Gayet başarılı. Yani tatmin edici sesi var. Kliması güzel soğutuyor. Özellikle bizimki gibi gazı bitmiş bir klimadan sonra güzel soğuttu. 3 boyutlu iCockpit'in özellikleri anlatmıştık videoda. Burada şöyle bir şey var. Gerçekten 3 boyutu sürerken anlıyorsunuz. Devir ve hız önde geliyor. Diğerleri arkada gibi gözüküyor. Şuradan geri dönelim artık. Yukarıdan geri dönelim. Sabitleyici beklemeye alalım. Düz yoldaki hissiyatları güzel. Şimdi şurada mesela bir kavşak döneceğiz. Orada dönüşteki hissine de bakarız. Sen atladın zaten, atla hadi. Buraya mesela normal bir arabayla 40'la falan girersiniz. Bununla da öyle yapacağım. Bakalım hissi nasıl olacak. Güzel. Yani şu düzensizlikler mesela, şu arabada trim sesi gelir. Paldır küldür gidersiniz. Bunda asla öyle bir şeyle karşılaşmadım. O yönüyle güzel. Mesela bu düzensizliklerden falan geçerken, bu arabada 19 inç jantlar var. 18 pardon. 18 inç janta göre gerçekten rahat. Yani çoğu 16-17 inç jantlı arabada bundan daha konforsuz gidiyorsunuz. Süspansiyon konforunu beğendim o yönden. PSA grubu zaten bu arabaları güzel yapıyor ya. Fiyat performans odaklı baktığınız zaman gerçekten güzel araçlar oluyor. Bu da öyle bir araç. Şöyle modumuzu sporta bir alalım. Aşağı yapınca mı? Bir taraf. Evet, spora geçtik şu an. Şöyle yoklayalım.
Yani ilk hissettiğim şey atik bir araba. Yapıştırıyor resmen. Şöyle geçeceğim şimdi. Dip gaz yaptım mesela. Ya bu şerit değişimlerindeki falan rigidliği güzel. Biz normali alalım yine. Hemen normal alınca tık tık vitesleri büyütmeye başladı. Şu an 70 ile gidiyorum. Şehir içi hızlarında normal sayılabilecek bir hız. Sabitleyiciyi alalım yine devreye. Yalıtım olarak güzel. Herhangi bir yol sesi, bir rüzgar sesi. Yani tabi bu hızla rüzgar sesini anlayamayız ama yol sesi yok. Davulumbaz yalıtımları güzel. Konforu da yerinde. Genel anlamıyla güzel bir araç olduğunu düşünüyorum 2008'in. Dış çekimlerini de yapacağız zaten. GT donanımıyla gerçekten de güzel görünen bir araba. Boş donanımında var evet eksikleri ama bence bu GT donanımıyla alırsanız bu arabayı gerçekten uzun yıllar tatmin ederek kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü genel anlamıyla baktığınız zaman işte buradaki bu gözlük, içerideki kablosuz şarjı falan bayağı şey bir araba. Doyurucu bir araba. Tasarım olarak da cadde imajı olarak da kendine baktıran güzel bir araba. Mesela trafik şimdi yavaşlıyor, ben frene basmıyorum. Kendi yavaşlıyor şu an. Fren ve gaz dozajlaması da güzel. Bu mesafe ayarı biraz uzak tabii. O yüzden çok yavaşlıyor. Trafik durma noktasına geldi sayılır. 50'ye kadar düştük. Mesela bu önümüze atlayacak. Bunu görmedi. Güzel yani bu şehir içi süratlerde test edebiliyoruz tabii trafikten dolayı. Hissettirdikleri güzel. Bir araçtan beklediğiniz her şey var. Yerden yüksek olması da güzel bir artısı. Hemen sabitleyiciyi alayım. Ya bu sürüş güvenliği donanımları gerçekten güzel. İnsanı arabasını zevkle kullanmaya itiyor. Günlük kullanımda özellikle çok rahatlatıcı özellikler. Şerit takip olsun vesaire. Biz şunu geçip sağa doğru geçelim yavaştan. Şan Çelik Otomotiv'e bu test sürüşünü bize sağladıkları için de teşekkür ederim. Şimdi aracın dış çekimini yapalım. Dışarıda bakalım neler var neler yok. Sonra kapanış yapalım. Siz de bu tarz araçların videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdilik şöyle bir dursun, bir dış çekimini yapalım. Sonra kapanışa geçelim. Evet, Peugeot 2008 ile birlikteyiz. GT donanımlı. Daha önce aktif donanımını incelemiştim. O da bu renkte. Onu da açıklamada bulabilirsiniz. Bugün Şan Çelik Otomotiv'deyiz. Şöyle onların binasını da şöyle göstereyim ufaktan. Bize bu imkanı sağladıkları için tekrardan çok teşekkür ederim onlara. GT donanımlı 1.5 dizel EAT 8 şanzımanlı bir araç. Şöyle dışarıdan gelen anlamıyla baktığımız zaman GT donanım farklarını anlatacak olursak burada 3 tane pençe şeklindeki aslan dişli farlarımız ve aşağı doğru uzanan detayı. Ön taraftaki geniş bir yapı ve açık panjuru güzel görünüyor. Agresif tasarımlı bir araba. Önde front assist'in sensörü yer alıyor. Yukarıda da adaptif hız sabitlemenin vesaire radarı yer alıyor. Kaputumuz düz ve yüksek devam ettiği için iç mekanda, onu da söyledim zaten, kaputu görüyorsunuz. Bu da kullanım hissiyatınızı güzel etkiliyor. Kaputtaki bu detaylar da agresif tasarımına bir artı sağlamış. 18 inçlik alüminyum alaşım jantlarımız ve Michelin Prime 4 lastiklerimiz var. Yol sesi anlamında da başarılı. Çok ses almıyor içine. Aracın yerden yüksekliğine de güzel doldurmuş çamurluklarını. Siyah tavan var bu arabada. Cam tavan var. Aynı zamanda siyah ayna kapaklarımızla birlikte güzel bir uyum sağlıyorlar. Yanda bu ütü izi, bu güzel tasarım çok hoş duruyor bu araba. Özellikle bu renk ve turuncu rengiyle çok hoş duran bir otomobil. Arkada C sütunumuzda şöyle güzel bir dokuyla hareket katmışlar. O da güzel duruyor. Arkadan da yine böyle toparlak ama yüksek bir tasarımı var. Arkada stop lambalarımız ince ve açıp kapattığınız zaman böyle sizi selamlayan tarzda. Ortada piyano bilek bir parçamız var. Peugeot yazısı, Peugeot'un geleneksel imzası. Geri görüş kameramız var. 2008 model yazımız ve GT donanım ibaremiz var. Altta gerçek bir egzoz çıkışımız var. 1.5 dizel model olduğu için tek çıkış. 1-2 turbolarda çift çıkış geliyor. Aşağıya baktığınızda torsiyon çubuğunu da görebiliyorsunuz. Şöyle ufaktan bagajını açalım. Bagajına bakalım bir de.
Elektrikli bagaj yok maalesef. Elektrikli bagaj olsaydı iyi olabilirdi. Bagaj hacmimiz 401 litre diye biliyorum. 410 da olabilir. Yazarım ekrana. Bagajın içinde şöyle bir oyuğumuz var. Burada bir plastik kaplamalı parçalarımız var. Bunların kalitesi güzel ama sert plastik. Şöyle bir detay var. Bunu şöyle gösterebilirim. Bu rafı yukarı almamız lazım. Bu rafın aşağı ve yukarı ayarları var. Raf yukarıdayken açıp şuraya tutturabiliyorsunuz. Bu da güzel tutuyor onu. Altta bir gözümüz var. Burada bir kaplamamız var. Bunun altında da bir ince steplemiz yer alıyor. Bagajı güzel. Pandizotu güzel. Burada da tutma kolumuz var. Bagajı şöyle kapatalım. İç mekanına da bir göz atalım hızlıca. Zaten videoda bolca gördünüz. Kapı üstlerimiz yumuşak plastik. Boş pakette burası sertti. Burada güzel bir kaplamamız var. Güzel piyano bilek bir parçamız var. Buralar deri kaplı, gayet yumuşak ve güzel. Katlanır aynamız var. Kapı içi uyumumuzun boyutu da yeterli. Şöyle koltuklara baktığımız zaman limon sarısı dikişli, yanal destekleri çok güzel olan deri kumaş karışımı güzel koltuklarımız var. Yine ufak direksiyonumuz var. Şöyle göstereyim ufaktan. Burada hız sabitlemenin kontrolleri var. Alışınca kullanması kolay ama alışana kadar biraz zor. Ben de zaten cebelleştim gördüğünüz gibi videoda. Şerit takibinin ayarları vesaire var. Güzel bir araç. Şöyle bir ekranımız var. Zaten tanıdığımız iCockpit 3D. 3 boyutlu iCockpit var. Buradan başlayan kokpit böyle dönüyor ve sizi güzelce kucaklıyor. Bu da sürüşte söyledim. Güzel bir hissiyat sunuyor size. Burada güzel bir gözümüz var. Kapaklı telefonu koyabildiğimiz. Burada da 12 voltluk soketimiz vesaire var. Peugeot'dan tanıdığımız vites kolu. Alıştığımız iç mekan. Elektronik park freni ve sürüş modu butonları var. Buraların kaplaması da yumuşak. Bu da güzel. Torpidosu genişçe gördüğünüz gibi derin bir torpidosu var. Piyano dizaynı tuşlar. Klasik yine 208'den de alıştığımız gibi. Siyah tavanımız var. Işıklandırmalı makyaj aynalarımız var. Güzel görünüyor. Arkaya bakalım bir de hızlıca. Çok sıcak bende, o yüzden çok durmak istemiyorum. Arkada sert plastik kapı üstlerimiz var maalesef. Altta buralar yumuşak, güzel deri kaplamalı. Kapı içi göz biraz ufak ama. Arkayı şöyle geçelim. Önde ben oturuyordum az önce, gayet rahattım. Arkada bir karış bir diz mesafesi var. Şöyle yine bir karış da bir baş mesafesi var. Bu da güzel. Arka kapa koltuk arkalarında fileler var. Burası da plastik kaplamalı. Çocuk koltuğu falan bağlayınca, çocuklarınız tekme attığında çok olmaz. Sıkıntı olmaz. Arkada 2 adet USB'miz var. Havalandırma yok maalesef. Ortada ufak bir şaft tüneli var. 3. yolcu oturabilir ama onda sıkıntı yok. Ortada bir kol dayaması yok maalesef. Olsa güzel olurdu. Cam tavanımız var. Perdesi elektrikli ama kendisi açılmıyor maalesef. Arkada dönen genel bakışımız da böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir kapanış yapalım. Evet, bugün sizlerle birlikte Peugeot 2008 GT'yi inceledik ve test sürüşünü yaptık. Şan Çelik Otomotiv'e tekrardan teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladıkları için. Satış müdürümüz Ersel Bey'e ve Adem abiye de çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.